Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Okulların yeniden yüz yüze eğitim açıldığı bir dönemin içindeyiz yeniden. Yeniden diyoruz ya, yeniden kelimesi her ne kadar yeniden gelse de eskiden, geçmişten, deneyimlerden beslenen güçlü bir tarafı da var. Bir şeyi ikinci kez yaşıyorsak bir önceki yeniden geliyoruzdur artık. Hem de yeni bir benle. Yol zorlu olsa da tanıdıktır artık. Yoldaki taşlar da, çiçekler de öyle. Ne kadar hazırlık yaparsak yapalım, yolculuğun yine kendi gündeminin, kendi dinamiklerinin olduğu da bir gerçek. Kervan yolda düzedir sözü her ne kadar kültürümüzün bir parçası da olsa, eğitim öyle akışına bırakılamayacak kadar önemli ve kıymetli bir konu bir taraftan. Gündemin günden güne değiştiği bu günlerde her bir yeni gelişmeyi esneklikle karşılamak ve en uygun adım atarak aksiyon almak daha da bir önem kazanıyor. Şimdi öğrenci, öğretmen ya da veli, şüphesiz zihinlerde pek çok soru işareti, hepsine de cevap yok belki ama yok diye de aramaktan vaz mı geçmeli? Hani bir söz vardır ya, her arayan bulmaz ama bulanlar arayanlardır diye. Bizler de eğitimin bütün paydaşları olarak mevcut konumu bir adım öteye taşıyabilmek için yine birlikte cevap aramaya, birlikte ve birbirimizden öğrenmeye devam edelim bu süreçte. Hatırlayalım, geçen yılın Mart ayıydı o ilk uzaktan eğitime geçilmesi. Kaygı, korku, yetersizlik, çaresizlik, eşlik eden o kadar çok zorlu duygumuz vardı ki o dengeyi yakalamak zaman aldı belki de pek çoğumuz için. İlk defa yaşadığımız, bütün dünya ile beraber acemiliğini çektiğimiz bir süreçti zira. Sonra Eylül'de yeniden yüz yüze buluştuk okullarda ve Kasım'da yeniden uzaktan eğitim. O ilk Mart ayındaki nasıl olacak bu iş soruları zaman içerisinde ya böyle de olabiliyormuş ya evrildi büyük ölçüde. İlk başta imkansız gibi görünen pek çok şey zaman içerisinde yeni öğrenme deneyimleri sundu bizlere. Kasım Mart'tan nasıl daha kolay olduysa Mart da Eylül'den daha kolay olacaktır. Buna canı gönülden inanıyorum. Düştükçe kalkıyoruz, yanıldıkça buluyoruz doğruyu, özledikçe hatırlıyoruz ne çok sevdiğimizi ve paylaştıkça anlıyoruz yalnız olmadığımızı. En zorlu yolları dahi kolaylaştıran o yol arkadaşlıklarıdır ki hayatımın ne denli yolculuklarla geçtiğine kısaca değinmiştim daha önce. Bir paylaşım sayesinde en uzun yolların bile kısaldığına, en sıkıcılarının dahi renklendiğine şahit oldum hem de defalarca. Salgın dönemindeki yol arkadaşlıklarına da değinmek isterim. Tam da bu noktada öğretmen ağının çağrısıyla bir araya gelen 16 psikolojik danışmanın birbirini yolda tutma hikayesinden ve sonrasında yeni yollar açma gayretlerinden, Çevrimiçi PDR grubu bir anket çalışmasıyla Türkiye'nin 80 ilinden 1536 öğretmenin katılımıyla öğretmenlerin bu süreçteki duygu ve deneyimlerini, ihtiyaçlarını ele alıyor öncelikle. Çıkan sonuçlarla beraber neden ve nasıl sorularıyla derinleşilen bir yaratıcı problem çözme programı ve sonrasında el birliğiyle ortaya çıkan bir kitapçık. Bu haftanın okuma önerisi tam da okulların yüz yüze eğitime geçmeye başladığı bu günlerde kullanılması için hazırlanan bu yeni dönemde okula uyum kitapçığı olacak. Kitapçık iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde sosyal duygusal kit var ve içerisinde öğretmenlerin farklı yaş ve sınıf seviyelerine göre uyarlayarak kullanabilecekleri, çocukların da sosyal duygusal becerilerini önceleyen 15 farklı etkinlik bulacaksınız. İkinci bölümde de psikolojik danışmanların öğretmenlerle birlikte gerçekleştirebileceği iki oturumluk yaşam şapkaları atölyesi var. İlk oturumda öğretmenlerin iyi olma hallerine odaklanılırken, ikinci oturumda bu sürecin öğrenciler üzerindeki etkileri ve neler yapılabileceği üzerinde duruluyor. İzleme önerisi olarak da sosyal duygusal kitten pandemik uzay gemisi, yaşam şapkaları atölyesinden de bir adım öne at pratik çözüm tarifini sunmak isterim. Hem kitapçığın hem de videoların linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şüphesiz öğretmenlerin de öğrencilerin de okula duyulan özlemle büyüttükleri ve parlattıkları bir sevgi var bugün içinde. Aklımızla kalbimizin birbirine eşlik ettiği, sevinçlerimizin de endişelerimizin de hayat kadar gerçek olduğu aşikar. Öğrenme kayıpları var mıdır? Elbette vardır ama kazanmak önce kalpten başlar. O yüzden çocukların okulla olan, arkadaşlarıyla olan bağlarını, anılarını önceleyelim bu süreçte. Yeniden geldiği okulun tadını yeniden almasına zaman ve imkan tanıyalım. Her daim en sağlıklı günlerde, en sağlıklı koşullarda kavuşabilmeyi dileyelim. Yeni haftada görüşmek üzere, hoşça kalın.